Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada diyor ki Ripple 10 milyar XRP'yi geri satın alacak iddiası. Şirket CTO'sundan yanıt geldi. Adı altında bu haberi şöyle bir inceleyeceğiz. Ripple'ın yaptığı XRP coin hareketleri biliyorsunuz çok fazla şeye sebebiyet veriyor. Böyle zaman zaman büyük sansasyonlara sebebiyet veriyor ama aslında o kadar da büyütülecek bir durum yok. Şimdi piyasa içerisinde tabii en büyük XRP coin balinalarından bir tanesi Ripple şirketi. Ripple ikinci sıradaydı en son yanlış hatırlamıyorsam. Birinci sırada Binance var. Yani aslında Binance'ın rezervleri şu anda XRP coin rezervleri Ripple'dan fazla diye hatırlıyorum, yanlış olmasın. Üçüncü sırada Upbit olması lazım. Tamam. Bu şekilde yani Binance, Ripple, Upbit şeklinde. Upbit de bir borsadır. Güney Koreli bir borsadır. Bu şekilde ilerlemekte. Zaten Güney Kore tarafında XRP coin çok meşhur ki yakın zamanda Ripple şirketi de yine stratejik bir yatırım olarak Güney Koreli bir borsaya yatırım gerçekleştirdi. Yüklü miktarda hisselerini satın aldı. Ripple tarafında ara ara XRP alımları yapılıyor. Yani geçmişte bunu gördük fakat bunu sürekli olarak yapmıyorlar. Çünkü Ripple şirketi biraz daha yatırımcının da bakış açısının hatta SEC'in de bakış açısının aksine XRP coin'i doğrudan bir yatırım aracı olarak kullanmıyorlar. Aslında Ripple şirketi ben başından beri diyorum ya davada Ripple haklı, XRP bir menkul kıymet token değildir diye. Bundan kaynaklı söylüyorum. Çünkü yatırımcıların da zannettiğinin aksine Ripple şöyle yapan bir şirket değil. Şu kadar XRP alalım, elde tutma oranlarımız yükselsin, işte şöyle yakarız, böyle yapay şişiririz. Ya bunu zaten zamanında Duvon yaptı, bunu istemeyin zaten. Duvon bunu yaptı, sonucunu biliyorsunuz. Terra'nın eski CEO'sundan şu an hapiste olan genç adamdan bahsediyorum, tamam mı? O onu yaptı, o olmadı. Olmayacaktı da zaten belliydi. Ripple'ın işi bu değil. Ripple diyor ki biz sınır ötesi işlemlerle ilgileniyoruz, blockchain ile ilgileniyoruz. Bunu yaparken de tabii ki elimizde bir kullanılabilir bir birim lazım. İşte onun adı da XRP diyor adamlar. Adamlar bugün 6 tane ülkeyle hatta en son 7 oldu düzeltiyorum. 7 tane ülkeyle resmi işbirliği ve ortaklığı merkez bankalarıyla ortaklığı var bu adamların. İspanya'sından tutun Karadağ'ından Hong Kong'una kadar Singapur'una kadar 7 tane ülkede adamlar merkez bankaları devletlerin merkez bankasıyla ortak ve bunlar üzerine çalışıyor. İşte XRP Ledger üzerinden çalışıyorlar vesaire. Bunun için XRP kullanıyorlar. Yani bu adamlardan Shiba'daki gibi yarısını al da yak tarzında bir olay bekleyemezsiniz ki burada likidite çok fazla kurtarmayacaktır bunu zaten bu şekilde bir yakımları vesaire. O yüzden XRP'deki beklenti bu olmaması gerekmektedir. Böyle majör coinlere bakarken Bitcoin gibi, Ether gibi tabii ki bunların volatilitesi vardır. Ama bunların asıl çıkış sebebi size para kazandırmak değildir. Gerçek bir inovasyona ve teknolojiye hitap etmek uzun vadede gerçek, sürdürülebilir. JP Morgan gibi bir banka düşünün. İşte bunun gibi güçlü ve köklü bir yapı oluşturabilmek için çıkmış şirketlerdir. Bunlar üzere hareket ederler. XRP Coin de bunların yerel token'dır. Uzun vadede muvaffakiyet ihtimali bence çok yüksektir. Kaldı ki XRP gibi bir coin'e göre yani bu kadar majör bir coin'e göre bu sezon hatta aylar içerisinde işte 15 dolarla biliyorsunuz 20 dolar diye mi dersiniz fiyatlardan konuşuluyor. Bu spekülasyona tabidir. İmkansız değildir ama fakat ATH yaptığı olasılıkta bile ki ben buna kesin gözüyle bakıyorum bu sezon 10x'ten fazla bir yükselişe hitap etmektedir. Ki bu da gayet yerinde ve yüklü diyebileceğimiz bir yön yukarı harekettir. O yüzden işi böyle düşünmek lazım. Ripple öyle 3 birim XRP aldı, 5 birim XRP sattı diye düşünürseniz başlar ağrır. Ripple'ın baş teknoloji sorumlusu Davis Schwarz. Bu adam yakın zamanda şeye sataştı, Ben Armstrong'a sataştı. Davis Schwarz'ı normalde severim ama çok böyle sivri dilli bir adam ve çok fazla spekülasyon yaratıyor. Benim Ripple'da sevmediğim tek bir şey var. Durup dururken Ethereum'a çok fazla
pislik atıyorlar. Ethereum'a çok fazla iftira atıyorlar diyeyim, ama Ethereum'la iki taraf ayrı. Hani bir çekememezliğe gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Gerek yok. Haklı olarak David Schwarz Ben Armstrong'a dolandırıcı demişti. Dolandırıcı diye demiyorum ama sonuçta XRP üzerinden prim yaparak kendi meme token'ını çıkardı falan. Sanki XRP topluluğuna adadı ama bunu Ripple ekibi kabul etmez. Hani sen dolandırıcılık yaparsan bizim başımız ağrır. Hele ki SEC muhabbetleri falan var adamların başında. Ya öyle. Şirketin 10 milyar XRP altcoin'i geri almayı planladığına dair bir söylentiyi reddetti. Bu miktardaki token mevcut piyasa fiyatından yaklaşık 5 milyar dolar anlamına geliyor. Schwarz söylentiye Twitter üzerinden yanıt vererek Ripple'ın bazen XRP satın aldığını ancak bu boyutta bir geri alım için herhangi bir özel plan hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Ayrıca söylentinin resmi bir kaynaktan söz edilmediğine de dikkat çekti. Bazen XRP satın alıyoruz. Ancak bu söylentinin işaret ediyor olabileceği spesifik bir şey bilmiyorum. Ayrıca resmi bir kaynaktan da bahsedilmiyor diyor. Evet. Ya kendisi diyor ki normalde XRP alımları yapıyoruz ama bu daha önceden de planlı vesaire, hani rutin alımlar oluyor. Bu meblağdaki bir alım için yol haritasında bir şey yok diyor adam yani. Ben bilmiyorum diyor işte. Ripple 3 aylık raporlarında alım ve satımlarını açıklayarak XRP işlemleri konusunda şeffaf davranıyor. 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin son raporuna göre Ripple açık piyasada 2,6 milyar dolar değerinde XRP satın aldı ve 2,93 milyar dolar değerinde XRP sattı. Şirket bu işlemlerin talep üzerine likidite hizmetini desteklemek ve sağlıklı ve düzenli bir XRP piyasasını sürdürmek için yapıldığını söylemişti. Bu doğrudur. Evet, piyasayı düzenlemek için önemlidir bunlar. Doğru. Kripto avukatı John E. Deaton da Ripple'ın şirketin kendisinden duyana kadar 10 milyar XRP geri aldığına inanmadığını tweetlemişti. Bu John Deaton, az önce 15 dolar dedik yani SEC davası bittiği halde 15 dolara yükseleceği konusundaki şeyleri bu çıkardı. İşte John Deaton çıkardı. Bu da kendisi Ripple'ın resmi avukatı değildir. Hani Ripple için görev yapan halihazırda bir avukat değildir. Ama bunu davayı bizzat destekleyen bir adamdır. Kendisinin de bir şirketi bulunur. Avukatlık bürosu bulunur. Şirketi bulunur kendisinin. Aynı anda kriptoyla da içli dışlı ve özellikle XRP Coin ve Ripple topluluğu tarafından tanınan bir adamdır. İlerleyen videolarda da aynı zamanda XRP Coin'den konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.